Sevgili seyirciler, haftanın sağlamını belirlemek için tek roundluk büyük mücadele. Haftanın finalinde bir yanda Muharrem, bir yanda Okay. Ankara Kastamonu mücadelesinde, duellosunda gülen taraf, yarı finale giden taraf kim olacak? Başak Agri Kapısı'nda hırsıyla en iyi sürelere imza atan Okay. Bakalım buranın tekrar galibi olup haftanın en sağlamı olabilecek mi? Muharrem abi rakip tanımıyor. Bu ana kadar dolu dizgin geldi ve Semak Makine Kapısı'nda yerini aldı. Kastamonu'yu mükemmel temsil etti. Bu sefer de galip gelebilecek mi? Okay Muharrem mücadelesi ışıkların yanmasıyla heyecanı yükseltiyor ve mücadele başlayacak. Son kırmızı ışık ve ardından yeşille büyük mücadele başlıyor. Ankara Kastamonu derbisi başlıyor adeta. İkisi de çok dikkatli. Muharrem abi yine bir yandan rakibi bir yandan sahayı süzüyor. Okay tam konsantre, hiç etrafına bakmıyor. Şimdi göbekten dar dönüşte ilk çıkan isim Okay oldu. Dört tekerlekli römork var arkada. Çift dingilli, bağımsız hareket eden dingiller. Arada bir ok ve manevrayı zorlaştıran bir duello, bir römork oluyor. Şimdi geri gelişler, tozların ardından görmekte zorlanıyorum. Okay önde geliyor. Hemen aktaralım. Bu konuda çift dingilli, dört tekerlekli römorkta Okay'ın tecrübesi var. Ancak Kastamonu temsilcisi Muharrem abinin bu konuda tecrübesi yok. İzlerken buna dikkat edin. Şu anda aynı anda hareket ediyorlar. Ve bir ileri manevra Muharrem tarafından geldi. Okay biraz heyecanın da etkisiyle istediği gibi götüremiyor. Muharrem abi daha soğukkanlı, daha sakin gördüm. Ve doğru hareketleri o da yapıyor aslında. Ancak şu anda bir hiza ve tempo tutturan Okay oluyor. Şimdi Ankara öne geçmeyi başardı. Farkı da arttırıyor, hizası da düzgün. Göbeğe doğru girişini gerçekleştirecek birazdan Okay. Muharrem abi istediği tempoyu ve hizayı bir türlü tutturamadı. Şimdi Okay heyecanını kontrol edebilirse, hırsını kontrol edebilirse geçen sene mağlup olduğu yerde galip olacak ve yarı finale doğrudan gidecek. Ancak şimdi hizası bozulan Muharrem abi biraz ileri alıyor ve istediği gibi gidemiyor göbekte. Şu anda Okay da sınırları zorlamaya başladı. Römorkuyla beraber traktörü biraz hizasından çıkmak üzere toparlıyor ancak yine çizginin içerisine girdi. Şimdi gözler Muharrem abi de. Dar dönmeye çalışıyor ancak hizasını bir türlü istediği gibi yapamıyor. Okay sınırın dışından çizgileri zorlayarak ilerliyor Ankara temsilcisi Okay. Göbekten çıkmak üzere. Römorkun hizasına bakılırsa göbekten çıktığı an büyük bir avantaj onun olacak. Rakibi henüz göbekte mücadeleyi sürdürüyor. Bu arada tekrar hatırlatıyorum Okay'ın bu konuda tecrübesi var römork konusunda. Ancak Muharrem abinin tecrübesi yok. Kastamonu temsilcisi elinden geleni yapıyor. Bu ana kadar hiçbir rakibine aban vermeden yenmeyi başardı. Ancak Okay o kadar tecrübeli ve hırslı ki bu sahayı artık avucunun içi gibi biliyor. Her rakibini yenmeyi başardı. Hiçbir boşluk vermedi rakiplerine ve önde bitirmeyi başardı. Son etapta duelloda geri düşmesine rağmen toplam sürelerde başarmıştı. İşte galibiyete, işte yarı finale, işte haftanın en sağlam olmaya gidiyor Okay. Ve süresini tamamlıyor. Haftanın en sağlamı Ankara temsilcisi Okay oluyor. Ve sevincini yaşamakta haklı Okay. Muharrem abi yarışmayı bırakıyor ancak süresinin önemi var. Okay sevinirken gözler şimdi Muharrem abide. Süresini tamamlaması lazım. Toplam süresi gayet iyi. Okay da yanıma geldi, beraber izliyoruz. Sevincini yaşıyor. Okay'ı tebrik ediyoruz. Bir yandan şükür dualarını yapıyor. Harika yarıştı Okay. Tebrik etmek lazım. Ankara Beypazarı'ndan çıkan çılgın pilot diyorum. Hırsını sahaya mükemmel şekilde yansıttı. Ancak bir yanda da Muharrem abi Kastamonu'yu harika temsil etti. Güler yüzüyle, sahadaki ciddiyetiyle, ara sıra gülümsemesiyle, rakiplerine aman vermemesiyle müthiş yarıştı. Ve şu anda hafta ikincilerinde de şansı olabilir. Ancak bırakıyor yarışı artık. Daha mücadele etmeyeceğim diyor. Dört tekerlekli römorktaki tecrübe eksikliği ve rakiplerinden de alkış alıyor. Gerçekten mükemmel yarıştı. Ve burada sonuçlandırıyoruz. Muharrem abiyi de buraya doğru davet ediyoruz.